بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وصلى الله على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ربم Ecrinizi ziyade eylesin. Yuvalarınızı saadet ve selametle doldursun. İslam aleminin ve sizlerin bugünlerine güzel, yarınlarını daha güzel eylesin. Rabbim nice hayırlı ameller yapmayı, ilmine ilim, irfanına irfan, güzel ahlakına güzel ahlak eklemeyi nasip eylesin. Nasip olursa bu sene, fıkıhla ahlak bağını ifade eden bilgileri paylaşacağız. İnşallah hayra vesile olur. Genellikle kaynaklarımız hükümleri imanı veya akidevi, fıkhi ve ahlaki olarak ayırırlar. Ama fıkı hiçbirisinin peşini bırakmaz ahlaki hükümler fıkhi hükümlerden ayrı mıdır? Hayır. Bunu böyle kabul etmez. Hani hadisi şerifte safları düzgün tutmamız, bugün garip bir şekilde ayrı dursak da düzgün ve sık tutmamız emredildikten sonra safların düzgünlüğü ve sıklığı, safların kemali, namazın tamamındandır, kemalindendir buyrulur. Ahlak da fıkhın kemalindendir. Hani bir ev düşününüz. Çevresinde bir bahçe var. Bahçesi çiçeklerle bezeli. Sıralı güzel ağaçlar var. Her taraf yemyeşil. Huzurlu bir görünümde. Zemini yemyeşil çiçeklerle ve çimenlerle dolu. Nasıl orada bulunan çimenler ve çiçekler, orada bulunan ağaçlar ve güller, ağaçlardaki meyveler o eve bir güzellik katıyor. Kemaline kemal ekliyorsa, aynı şekilde ahlak da fıka güzellik ekler, huzur ekler, sükun ekler, insana değer kazandırır. Bu çerçeve içerisinde hemen hemen bütün ibadetlerde ve bütün muamelatlarda ahlak güzelliği elbette ki vardır, iç içedir karşılığında belli oranda hükümleri de vardır. Bugün nasip olursa ticaretle ilgili olanı paylaşacağız. Söze istersen şöyle girmeyi tercih ederim. Yakın bir zamanda köyümüze gitmiştim. Öğleye doğru yaklaşınca evde konuşulanlardan neler pişirmek istediklerini, yemek için neler hazırladıklarını anladım. Bir müddet sonra elime bir sepet alarak evden çıktım. Bahçeye girdim. Bahçeden fasulye topladım. Daha sonra gelerek biberlerin olduğu yerden daha çok tatlı biber, Birkaç tane de acı biber topladım. Biraz marul, biraz maydanoz, biraz nane. Kısaca bir derleme yaparak biraz yeşil soğan. Eve gerisin geri döndüm. Sepetimin rengarenk olduğunu görünce takıldılar. Nereye gittin diye bahçeye mi? Hayır dedim. Yakındaki markete gittim. Yıllar yılı evlerimiz hep böyle olmuştur köylerimizde evlerimizin çevresinde bahçelerimiz var. Orada ihtiyaçlarımızı büyütüyoruz. Sebzelerimizi genellikle bağımızdan, bahçemizden alıyor, meyveleri ağaçlarımızdan yiyoruz. Uzun yıllar insanlığın ilk devirlerinde de böyle olmuştur. Adem Aleyhisselam oğulları çevresinde bulunan nimetlerden istifade etmişlerdir. İnsanlar olmayınca, farklı şeyler olmayınca alışverişe ticarete ihtiyaç olmamıştır. Ama zaman ilerlemiştir. İlerleyen zaman çevre çerçevesinin içerisinde nice coğrafyalar vardır. Oralarda her türlü meyve bulunmaz her türlü ihtiyacı karşılayacak nesne de olmaz. Bazı bölgelerin meyvesi, bazı bölgelerin sebzesi diğerlerinden elbette ki farklıdır. Yıllar yılı bazı bölgelerde yetişen baharatlar, ayrıca kurutularak yani baharat haline getirilenler, uzun zaman diliminde dayanıklı olanlar, bu zaman çerçevesinde başka bölgelere ulaştırılmışlardır o bölgelerde bulunanlar da baharatların yetiştirildiği yerlere getirilmişlerdir. Yine kendi diyarımızda daha çok koyun, keçi, sığır ve benderi bu hayvanların etleri ve derileri vardır, mamulleri vardır. Ama Arap aleminde yaygın olarak deve derisi, deve yünü daha çoktur. Bu ve benderi farklılıklar sebebiyle, ihtiyaç farklılığı sebebiyle bir de Cenab-ı Allah'ın insanlara öğrettiği maharetin meydana getirdiği buluşlar ve üretilen mamuller sebebiyle insanların karşılıklı olarak birbirinden istifade etme, birbirinin ürettiğini elde etme ihtiyacı doğmuştur. Karşıdaki insan zaman zaman dostluğun gereği, iyilik duygusunun gereği, bazen komşuluğun, akrabalığın gereği olarak size ürettiğini verir. Ama karşıdan da bir şey bekler. Genellikle bu beklentiler sebebiyle gün gelip insanlar istediği, kendi istiyorsa özellikle istediğinin karşılığını vermek arzusuyla aldığına dengeli olacak bir karşılık verme ihtiyacı duymuşlardır. Bu giderek Trump'a dediğimiz mal ile mal değişimi olan ticareti ortaya çıkartmıştır. Genellikle bizim insanlarımız her şeyin garptan başladığını, garpta icat edildiğini, Batılların bunu yaptığı şeklinde bir anlayış vardır. Ticareti de, ticari hukuku da çok defa Roma'ya bağlarlar bu yüzden dolayı. Ama bilinmelidir ki çok öncelerden ticaret vardır. Şuayb Aleyhisselam'ın kıssalarına Kur'an-ı Kerim'de bakınız. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi tüccar bir kavimdir. Ticari kervanların gelip geçtiği bir noktadadırlar. Özellikle Hindistan'dan Avrupa'ya doğru uzanan baharat yollarının üzerindedirler. Ve giderek bölgenin insanları ticarette oldukça mahir olmuşlardır. Ne yazık ki şeytan da yakalarını bırakmamıştır. Ölçü ve tartılarda son derece mahirdirler. Kendileri satın alacağında ölçerken aleti kendi lehlerine, terazileri, satarken de yine kendi lehlerine, karşıdakinin aleyhine ayarlamayı da bilmişlerdir. Ölçülerle oynadıkları gibi, kalitelerle de oynamışlar. Yine zihinleri çelerek, insanlara yanıltıcı bilgiler vererek, onları tuzağa düşürmüşlerdir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de, Şuayb aleyhisselamın, kendi milletini ticari ayak oyunları yapmamak için ikaz ettiğini görürsünüz. Özellikle de ölçü ve tartıyla oynamayın buyurulur. Ve bu nasihatlar zaman zaman Şeyh Aleyhisselam'ın dilinden aktarılır. Hatta asırlar öncesini günümüze bile taşıyan orada mesajlar vardır. Ne gibi? Şuayb Aleyhisselam'ın o ikazı elbette bugün içinde geçerlidir. Hala ölçülerle oynayan yok mu? Hala tartılarla oynayan yok mu? Hala sınırlarla oynayan yok mu? Hala sınırlarla oynatılan hükümler yok mu? Tapular sağa sola kaydırılmıyor mu? Vaktiyle yapılan tariflerden istifade ederek, kanuni boşluklar bulunarak birilerin lehine arsalar yerinden oynatılmıyor mu? Bütün bunlara şahit oluyoruz. Hala var. Yaşıyoruz da netice itibariyle. Bunun ötesinde bir incelik daha var. Şuayb Aleyhisselam onlara diyor ki, Cenab-ı Allah size nice nimetler verdi. Ölçüyü ve tartıyı doğru tutun. İnsanların mallarını onları aldatarak, tuzağa düşürerek almayın. Helal nimet deyin gibi ikazlar yaptığında ona ne diyorlar? Şuayb diyorlar. Sen iyi bir insandın. Aramızda da takdir gören, tercih edilen birisiydin. Bütün bunları sana namazın mı emrediyor? İfade aynen böyle. Namazın mı emrediyor? Yani git sen namazınla uğraçsana. Bizim ticari hayatımıza ne karışıyorsun ifadeleri vardır. Demek ki ticaret vardı. Ticaretin incelikleri de vardı. Ticari ayak oyunları da ne yazık ki vardı. Giderek gelişti. Günümüzde ise ticaret, hiç kimsenin kendisini alıkoyamayacağı bir mecburiyet haline geldi. Köydeki gibi insanlarımız artık her şey kendisi yetiştirmiyor. Çocukluğumuzda köy hayatının içerisinde bahçelerimizde ne varsa biz onu yorduk. Sadece nadiren belki bir iki yılda bir yüklüce tuz alınır, tuza para verilirdi. Şeker çok ama çok kıymetliydi. Belki bütün yıl alınan şeker 2-3 kiloyu geçmezdi. Nadiren de olsa kibrite para verilirdi. O bile kıymetliydi. Közler ocağın içerisinde külün altında saklanırdı. Geceleyin örtülürdü. Gündüz olunca o közler çıkarılırdı. Ocak yeniden tutuşturulurdu. Hatta köz kalmamışsa, ocakta sönme olmuşsa, herhangi bir şekilde hemen çocuk olarak bizi koştururlardı. Koşa koşa komşuya giderdik. Onun ocağından bir ate eysi derdik. Ucu yanık bir odun alırdık. Koşa koşa onu eve getirdik. Evdekiler de böyle tutuşturulurdu. Gaz yağına para verilirdi. Kara lastiklere para verilirdi bütün bunlar da nadir olurdu. Ama şimdi öyle değil. Nerede hayatımızın bütünü ticarete dayanır hale geldi. Ticaret olmadan şehir hayatı neredeyse olamaz oldu. Ancak ticaret bilinmelidir ki Rabbimizin de teşvik ettiği بشري بالمعاملة ربيّ مس نساء سورة 29 آية كريمة. سند أستعيذ بِالله. يا أيُّها الَّذينَ آمَنوا لَا تَأْكُلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا enfusakum inna Allah kana bikum rahima buyurur. Ey iman edenler mallarınızı aranızda batıl yollarla batıl yollar icat ederek yemeyin. Kendi canınıza kıymayın. Kendinizi canınızdan etmeyin. Mallarınızı karşılıklı rızaya dayalı ticaret yoluyla alın. Allah şüphesiz size sonsuz rahmet sahibidir, merhamet eder. Ayet-i kerime esasen oldukça ibretlidir. Birincisi batıl yolları reddeder. İkincisi ticarete karşılıklı rızaya dayalı ticarete teşvik eder. Üçüncüsü kendimizi korumamızı emreder ve kendi merhametini hatırlatır ve Cenab-ı Allah bu merhametten de kullara vermiştir. Kulları da dolayısıyla birbirlerine karşı merhamete davet eder. Ayet-i Kerime'deki inceliğe döndük batıl yollarla yemeyin. Batıl yolların ne kadar çeşnisi olduğunu birkaç kelimeyle hatırlayacaksınız. Batıl yolun içerisinde elbette ki hırsızlık var. Batıl yoldur. Elbette ki kumar var. Batıl yoldur. Elbette ki gasp var. Batıl yoldur. Elbette ki hileli alışverişler var. Batıl yoldur. Hayali ticaret batıl yoldur. Kaptı kaçlıcılık batıl yoldur. Zehir tacirliği. Zehir derken insanları sarhoş eden, insanlara aklını yitirten, bedene de zarar veren, cemiyete zarar veren, aileye zarar veren maddeleri satarak elde edilen paralar batıl yoldur, her milimi haramdır. Batıl yollarla ilgili şöyle bir kitap yazılacak olsa kaç çeşnisi var, neler var, ne gibi zekalar batıl yol bulmak için birbiriyle yarışıyor ve ortaya ne gibi neticeler dökülüyor, aklınız hayaliniz durur. Çok ciddi bir kitap. Batıl yol örnekleri diye bir şey yazılsa çok büyük kalınlıkta bir kitap belki birkaç cilt kitap ortaya çıkar. Yine de bitirileceğini zannetmiyorum. Ne kadar buluşlar yapılıyor batıl yol için aklınız hayaliniz durur. Naylon ameliyatlardan tutunuz da ticari ayak oyunları terazilerle ölçülerle oynamadan tutunuz da markalarla oynamaya varıncaya kadar daha neler neler var. Bir malı farklı mamulmuş gibi satmak, aynı malı veya aynı gayrimenkulü 5-10 kişiye birden satmak. Kendine ait olmayan bir mülkü kendine aitmiş gibi ikna ederek satmak. Ve daha niceleri niceleri hep bu çerçevenin içerisinde. Rabbimiz bir kelime kullanıyor. Ayeti kerimeye bir kelime yerleştiriyor. Ama o kelimenin içerisinden neredeyse ciltler dolusu olarak kitap çıkar. Bize bunu ifade ettikten sonra Rabbimiz karşılıklı rızaya dayalı olarak ticaret yoluyla alın verin diyor. Karşılıklı rızayı bize hatırlatmasında da şöyle bir incelik var. Ben malı alırken, bedelini öderken razıyım. O da benim vereceğim fiyata razı ki kabul ediyor. Dolayısıyla ben malı alıyorum. O da bedelini alıyor. Bu rıza ben eve gittiğim zaman da devam etmeli. Talebelik yıllarımızda oldukça yorgun bir şekilde yurdumuza gelmiştim. İstanbul'da, Fatih'teydim. Bir taraftan da açlık var. Kitaplarımızı bıraktık. Ondan sonra manava gittik. Manavdan domates aldık, geldik. Talebelik hayatına menemen yaparak yiyeceğiz. Domatesin yarısı zedeli çıktı. Esasen bir tanesini görmüştüm. Koyarken son derece de ustaca koyuyorlar ama yan taraftan gözüme çarpmıştı. O kadar domatesin içerisinde bir tane olur. Bu da neticede satacak gibi bir duyguyla sesimi çıkartmamıştım. Ama bu kadarını görünce geri de dönemedim. Daha sonra kendime gelince o domateslere giderek dükkanın önünde yere bıraktım. Dedim sizin olsun. Bunu şunun için anlatmak zorundayım. Bu rıza sadece alışveriş anında rıza olmamalı. Eve gelince de insan razı olmalı. Zaman geçince de razı olmalı. Şayet satıcı size sattığı mal hakkında bir bilgi vermişse, daha sonraki günlerde bu bilginin doğruluğunu da görmelisiniz. O zaman da gönlünüz razı olmazdır. Kısaca, ticaret ticaret gibi yapıldığı zaman. Ticaretten sakınabilen hiçbir insan yoktur. Herkes bunun dürüstlüğüne riayet ettiği, ahlak güzelliğini taşıdığı zaman son derece kıymetli bir meslektir. İmam Muhammed rahmetullah aleyh Ebu Hanife'nin müctehit talebesidir. Bilerek ve vurgulayarak mezhep içinde müctehit demiyorum. Müctehit bir talebesidir. Tıpkı Ebu Hanife gibi tıpkı İmam-ı Şafii gibi, tıpkı İmam-ı Malik rahmetullah aleyhim cemiyan, onlar gibi müştehit bir insandır. Ebu Yusuf da müştehit bir insandır. Hocalarını sevdikleri ve hürmet ettikleri için, Hanefi mezhep prensibinden ayrılmadıkları için, kendileri mezhep içi müştehit olarak kabul edilseler de, seviyeleri ilmi açıdan en üst seviyededir. Doğrusu da budur. İmam Muhammed Hanefi mezhebinde Ebu Hanife'nin talebeleri arasında en çok eser veren kişidir. Hanefi mezhebinin temel kaynakları İmam Muhammed'den gelir. Bunda maddi durumunun iyi oluşu kendisinin de ilimdeki sebatının şüphesiz tesiri vardır. İmam Muhammed'in babası varlıklı bir insandır çocuğunun ilim ehli olmasını istemiştir. İlim ehli olma yönünde hiçbir şeyi çocuğundan esirgememiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse İmam Muhammed de yavrusunda bu kabiliyeti görmüş olsa gerektir. Ve İmam Muhammed babasını hiç hayal kırıklığına uğratmamış, belki hayalinden çok daha büyük bir alim olmuştur. Ama varlık devam etmiştir. Varlık sebebiyle kağıda zor ulaşılan yerlerde o diğerlerine göre daha rahat ulaşmıştır. Hizmetinde bulunan insanlar da çoktur. Haliyle onların okuma yazma bilen belli bir bilgi birikimi olanları, bugünün tabiriyle asistanları da vardır. Bu çerçevede epey eser kalemi almıştır. Allah ecrini ziyade eylesin. Bize de dünya malı ile ölçülemeyecek değerde ilim hazinesi bırakmıştır. Ona bir gün diyorlar ki, sizin gibi çok eser veren alimler, zöt ve takva ile de ilgili bir eser yazarlar, kitap yazarlar. Neden tercih etmediniz, neden yazmadınız ifadesini kullanıyorlar. Hakikaten öyledir. Fıkıh ehlide, birçok ilim ehlide insanları takvaya teşvik için, dünya meylinden kurtarmak için, ahlak güzelliklerini vurgulamak için ayrıca bir, tamamen bu alana ait bir eser yazarlar. Mesela yine Hanefi alimlerinden Kadı Ebu Zeyd'in Debusi var. İlmi hilafın kurucusu sayılır. Müthiş bir İslam hukukcusudur verdiği bilgiler ve, ve koyduğu sapa sapasağlam dağ gibi kaydelerdir. O mesela El Emedül Aksa diye bir eser yazmıştır. Tamamen züht ve takvayı yönelik bugünün tabiriyle biraz dervişane bir kitaptır. Bu çerçevede İmam-ı Muhammed'e soruyorlar. Neden böyle bir eser yazmayı tercih etmediniz diye verdiği cevap çok manidardır alışveriş hukukunu yazdım ya diyor. Bunun manası şu demektir. Hakiki zahit olan insan, hakiki dünyaya meyletmeyen, Allah'ın rızasını aklından ve gönlünden hiç çıkartmayan insan, asıl alışverişte belli olur. Alışveriş, pazar, kazanma duygularının birbiriyle yarıştığı bir meydandır. Müşteri, kendi lehine indirim yaptırmak için çırpınır. Satıcı olan insan kendi kazancını garantiye alacak ve yükseltecek bir arzu ve iştiyakla satar. Duygular çatışırlar. İmam Muhammed demek ister ki, alırken de, satarken de insan Allah'ı anıyorsa, o zaman da Rabbimizi zikrediyorsa, Rabbimizin emirlerini ve haklarını düşünerek adım atıyor, hareket ediyorsa, rızasını unutmuyorsa, işte gerçek manadaki zahitlik budur. Bir köşeye çekilip orada Allah'ı zikretmek, insanlardan uzakta ibadet etmek veya herhangi bir şekilde zahidane davranış sergilemek değil, gerçekten muamelatın içerisine girince, diğer insanlarla kendi istekleri savaşmaya başlayınca o zaman Rabbini asla unutmayan asla geri adım atmayan dünyaya ve dünya hırsına kapılmayan insandır demek istiyor. Evet. Gerçekten hayatın içerisinde insan ahlakını ve ahlaki değerlerini koruyorsa karşıdaki insanla münasebetlerini buna göre kuruyorsa, kendisine koruduğu kolladığı kadar bu insanları da koruyup kolluyor ise, satan insan da aynı şekilde alan insanları koruyorsa, bunlar gerçek manada benim veli nimetim, ben onlar açısından, onlar sayesinde kazanç elde ediyorum diyebiliyorsa, onları da düşünerek hareket ediyorsa, eve gidince de bana dua etsinler duygusunu taşıyorsa işte gerçek ticaret o zaman değer kazanır, o zaman güzeldir. Ticari hayat değerlidir dedik. Gerçekten değerlidir. Eğer ticari hayat olmasaydı, bugün için düşününüz. Antalya'da yetişen sebzeler, meyveler İstanbul'a gelir miydi? Veyahut da Erzurum'da, Erzincan'da, Karsta üretilen peynirler, üretilen ballar ve diğer imkanlar İstanbul'a kadar ulaşır mıydı? İstanbul ve çevresinde üretilen mallar bana, Urfa'ya, Adıyaman'a, Konya'ya veya Niğde'ye gider miydi? Denizdeki nimetler toplanır. Yine kasalara dolar, önümüze serilir miydi? İnsanlar kumaş üretir miydi? Ayakkabı fabrikaları, atölyeleri ve ayakkabıcılar çalışır mıydı? Terciler, tekstiller ve mamulleri çarşı pazarı doldurur muydu? İnsanlar ticari sayede elbiselerini kaliteli, seviyeli bir şekilde elde ediyorlar. Ayakkabılar onlara göre yapılıyor. İlaçlar bu sayede üretiliyor. Sebzeler bu sayede şehirlerden şehirlere intikal ediyor. Koyun sürüleri yaylaları bu sayede dolduruyor. Balıkçı gemileri denizlere bu sayede açılıyor. Ağlar denizlere bu duygularla atılıyor. Nice hayatı kolaylaştıran malzeme, mobilyalarından tutun, elektronik aletlerine varıncaya kadar, mutfağımızı dolduran malzemelere varıncaya kadar ticaret sayesinde evlerimize geliyor ve doluyor. Evet, ticaret son derece kıymetlidir. Mekke-i Mükerreme'yi düşünün vaktiyle halen de öyle. Hiçbir ekin yetişmiyor. tamamen yiyecek açısından da giyecek açısından da dış dünya yapağımlı. Hani İbrahim Aleyhisselam yavrusu İsmail ile annesi Hacer'i bırakıp giderken Ya Rab ailemden bir kısmını hiçbir ekinin olmadığı, insanın bulunmadığı yerde senin beytinin yanında bıraktım diyordu. Ne olur onlar da namazlarını kılan insanlar olsunlar. Yani yaşasınlar, hayata devam etsinler. İnsanların gönlünü buraya meylettir. Bu da nedir? Yalnız kalmasınlar. Değişik meyvelerden onlar da yesinler diye dua ediyordu. Mekke'de meyve yetişmiyor. Meyve Mekke'ye nasıl gelecek? Ticaret sayesinde. Elbiseler, kumaşlar nasıl gelecek? Ticaret sayesinde gıda maddeleri nasıl gelecek ticaret sayesinde. Ev eşyalarının büyük kısmı aynı şekilde ve daha neler neler. Eğer Mekke-i ticari hayat olmasaydı Mekke hayatına devam edemezdi. Bırakın Mekke'yi şimdi ticari hayatı kesin şehirlerin tamamı neredeyse nefes alamaz hale gelirler. Bugün birçok büyük şehir hayatını devam ettiremez. Eğer biz ticari hayata kıymetli diyorsak, değerli diyorsak, bu işi yapan, bu işle meşgul olan, bu mesleğin sahibi olan insanlar da kıymetlidir ve değerlidir. Ancak mesleğin değerli olması ne yazık ki şayet o mesleğe mensup olan insanlar kendi mesleklerine ve yapılan değer kaybettiriyorlarsa insanların gönlünde değerli olarak yer almıyor. Bir mesleğin değerini esasen o meslek mensupları yükseltir, o meslek mensupları düşürür. Diğer mesleklerde böyledir. Zaman zaman propagandalarla yıpratıldıklarını söyleyen meslek sahipleri de var. Ama bütün bu insanlar şuna dikkat etsinler. Acaba meslekleri dış propagandalarla mı tamamen değer kaybediyor insanların gözünde ve gönlünde yoksa kendi davranışları da bunda tesirli mi? İnanın hiçbir dış müdahale kendi meslek mensuplarının hal, tavır ve ahlakları kadar kendilerini yıpratmaz. Bir yıpranma varsa mutlaka birinci derecede mensuplarının davranışları sebebiyle yıpranma vardır. Tababet, tıp dünyası son derece elzem, son derece lüzumludur. Yıpranmaya en çok kim sebep olur? Kendi mensupları sebep olur. Yaralamak için başka söylemiyorum ama çok meslek vardır kendi mensupları tarafından ne yazık ki gönüllerde yaralı olarak kalırlar. Ticari hayattaki yaralanma açık olduğu için dile getirmek zorunda kaldım. Hele de ilim ve irfan ehli ticaretle meşgul olursa o da ticarete daldı ifadesi kullanılıyor. Sanki ticari dünya bir bataklık, sanki o bataklıkta bir insan daha kaybolmuş şeklinde. Unutmayınız, Allah Resulü ticaretle meşgul olmuştur. Hatice validemiz peygamber efendimize ortaklık kurduğunda mallarını çalıştırsın diye peygamber efendimize verdiğinde ki peygamber efendimizin yaşı o günlerde 24-25 civarındadır. Bu çağlarda peygamber efendimize verdiğinde peygamber efendimizin ticaretteki davranışlarına Hatice valdemizin ona yardım etsin diyerek verdiği meysere tek kelimeyle hayran kalmıştır. Meysere sadece Peygamber Efendimizin yardımcısı olarak mı gitti? Sadece onun hal ve hareketlerini takip etmek için mi gitti? Başka gayeleri var mıydı? Tam bilemiyoruz. Ama şu gayesinin olduğu emin. Hatice valdemiz kadın olduğu için büyük ticari kervanlara çıkamıyor. Çünkü aylar süren bir yolculuk. Şam bölgesi denilen bugün Filistin'i, Ürdün'ü, Suriye'yi, Lübnan'ı içerisine alan geniş bir alanın adıdır Şam. O bölgeye kervanlar gidiyor. Hatta bazen Bizans topraklarına kadar bu kervanlar uzak ulaşıyor, uzaklara gidiyor. Giderken mal ala ala gidiyor, sata sata gidiyor her ulaştığı yerde. O beldeye lazım olan malı satıyor, ürettiği mallardan alıyor. Böylece kervanın son noktasına kadar alım satım yaparak ilerliyor. Alım satım yaparak gerisin geride kervanlar dönüyor. Kendisinin mal varlığı olduğu için güvenilir ve kabiliyetli, dürüst bir ortağa ihtiyacı var. Kesinlikle Meyserenin birinci vazifesi Muhammedül Emin dünya malı olmayan insanların gözünde emin olarak güvenilir insan olarak bilinen bir gençtir. Onunla devamlı bir ortaklık yapılabilir mi? İleriye yönelik her seferinde ortak aramaktansa, güvenilir kişi aramaktansa bu ortaklık onunla devam edebilir mi? Bunun Hatice validemizin zihninde kesin olarak var olduğuna inanıyoruz. Meysere'nin de birinci vazifesinin bu olduğu kanaatini taşıyoruz. Ama Meysere Peygamber Efendimiz'e gidip de kervanlar geri döndükten sonra anlattıkları Peygamber Efendimiz'e tek kelimeyle hayran kaldığının ifadesidir. Peygamber Efendimiz'in alışverişlerdeki tavrı satarken ki tavrı, alırken ki tavrı, yönettiği kervanın içerisindeki çalışan insanlara olan tavrı, hayvanlara olan muamelesi, malını alırken satarken söylediği cümleler ve kelimeler, Meysere'yi tek kelimeyle Peygamber Efendimiz'e hayran bırakmıştır ve Hatice Validemiz'e anlata anlata bitirememiştir. Şahsen Hatice Validemizin Meyser'e'nin bu anlattıklarından sonra Efendimiz de görüyor. Peygamber Efendimiz de evlenmeyi ciddi olarak düşündüğü ve evlenme için güzel bir zemin hazırladığı kanaatini taşıyorum. Meyser'e'yi yanında verirken sırf evlilik içinde araştırma niyeti var mıydı? Bunu bilemiyorum. Olsa bile çok cılız olduğu asıl hedefinin kendine devamlı ve istikrarlı bir ortak bulma niyeti olduğu kanaatini taşıyorum. Ama Peygamber Efendimiz tekrar ediyorum, ticari davranışlarındaki sadece aldığı sattığı malda değil, çalışanlarıyla, hizmetkarlarıyla olan davranışlarında bile gönüller fethederek gelmiştir. Elbette ki başka tacirler de vardır. Ama ben hızla Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'e geliyorum. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hocalar hocasıdır. İmamlar imamıdır. Müştehitler müştehididir. İşte hatta en dirvede bulunan insanlardan biridir. Belki de en önde gelenleridir. Kendisi tacirdir. Ticaretin inceliklerini çok iyi bilir. Bu fıkıh kitaplarındaki bilgilere de yansıyan bazen başka insanların aklı ermediği incelikleri bulup ortaya çıkaran bir yapıdadır. Ticaretle meşgul olduğu için alışveriş hukukuyla ilgili problem çözmeleri enfes denecek derecede ve güzelliktedir. Günümüzde bir hoca şayet ticaretle meşgul olacak olsa ne yazık ki durmadan kendisine söz gelir. Ama Ebu Hanife'nin ticaretiyle ilgili tek kelime bile konuşan insan bugüne kadar görmedim. Hiçbir kaydına da rastlamadım. Ebu Hanife'nin bazı görüşleri tenkit ediliyor. Kendisine hatta dil uzatanlar da var. Anlamadıkları için, dinlemedikleri için, Ebu Hanife ile istişare etmedikleri için. Bunun menkibeler bölümünde, hatıralar bölümünde birçok örneği var. Hatta çok güzel yine tacir bir başka insan var. Abdullah İbni Mübarek diye. Ebu Hanife derken sen yolunda yürü, sen iştihatına devam et, ilmine ilim ekle, bırak insanlar ne söylerse söylesin diyerek onun hem ilmini hem ahlakını hem gayretini takdir ediyor. Ondan biz hissediyoruz ki Ebu Hanife'ye kısaca sitem eden insanlar da var. Yine karşılaştığı alimler içerisinde sistemle söze başlayıp sonra alnından öperek onu tasdik edenler de var. Ama Ebu Hanife'nin ticaretiyle ilgili herhangi bir davranışını ve hareketini Ebu Hanife aleykine kullanan veyahut da tenkit eden hiçbir bilgiye bugüne kadar biz rastlamadık. Rastlanılanlar hep dürüstlüğü ile ilgili, hep takdir edici, hep örnek gösterici bilgilerdir. Abdurrahman İbni Avf sahabiler içerisinde sahabilerin en çok ticaretle meşgul olanlarından, gelirinin neredeyse tamamı %99,9'u diyelim ticaretten olan, ticaretten elde ettiği karlarla bir orduyu neredeyse bütünüyle donatacak kadar bağışlarda bulunan, nice insanı hürriyetine kavuşturan, nice fakire yardım eden, nice Bedir gazisini kimselere muhtaç etmeyen, annelerini de kimseye muhtaç etmeyen bir yapısı vardır. Neredendir? Ticarettendir. Demin sözünü ettiğim Abdullah İbni Mübarek, İlmiyle çok sevilir, muhaddisliğiyle sevinir, fıkıh bilgisiyle sevilir, gönüllerde taht kurmuştur. Ama bunlar kadar cömertliğiyle de sevinir. Cömertlik yaptığı dünya malını ticaretten elde etmiştir. Ticareti son derece takdir edilir. O geldiği zaman insanlar verdiği fiyata da razıdır, aldığı da fiyata da razıdır ve son derece kendisine müthiş bir güven duyulur. Hem ilim ehlinin sevgi coşkusunu elde etmiştir, hem de halkın gönlünde tahtlar kurmuştur. harun Reşit bir gün dışarıda uğultu duyuyor sarayında. Merak ederek balkona çıkıyor. İnsanların akın akın Bağdat'ı boşalttıklarına şahit oluyor. Heyecanlanıyor, merak ediyor. Ne oldu diyor. Ne var diye soruyor. Aceleyle yola devam edenlerden bir tanesi sesleniyor. Ya emir al duymadı duymadın mı şehrimize Abdullah İbni Mübarek geliyor diyor. Han Reşit donmuş kalmıştır. Adamcağız yoluna devam etmiştir. Bu sırada annesi yanına gelmiştir. Annesine dönünce anne demiştir. Devlet bu. Gönüllerde taht kurmak bu. Gerçekten insanların başında yer almak, gönlünde yer almak işte bu. Bu insanları hiç kimse zorlamıyor. Bu insanları sevgi zorluyor. Sevginin iştiyakıyla yollara düşmüşler. Sevgilinin iştiyakıyla Abdullah İbni Mübareği karşılamaya gidiyorlar. Evet gerçekte bu hakikat bu. Eğer gerçekten ticaret ehli kalitede dürüst, sözde dürüst, verdiği bilgide dürüst, davranışlarında dürüst, ihtiyaç temininde dürüst olurlarsa bu meslek yeniden giderek daha fazla kıymet kazanır. Ayrıca Rabbimizin şu gerçeğe şu övgüsünü de hep birlikte yeniden hatırlayalım. Nur suresinin 37. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah "Ricalun la tulhihim ticaretun ve la beyun an zikrillahi ve ikami's salati ve ita'iz zekati yahafun yevmen tetaqallabu fihi'l kulubü vel absar" diyor. Onlar o müminler. Öyle insanlardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ın zikrinden alıkoyamaz. Allah'ın zikrinden alıkoyamaz derken başta kastedilen ibadetlerdir. Allah'ı her an için anmaktır, yad etmektir. Ama burada Allah'ın hükümlerini ve Allah'ın sevgisini, zikrini yad etmek daha önde gelir. Çünkü arkasından ve ikamet salati namazı hakkıyla eda etmekten alıkoyamaz geliyor. Ve ita zekati namaz bedeni ibadetlerin burada temsilcisidir. Ve ita zekati zekat vermekte mala hükmetmenin maddi olarak ibadetin yapılan ibadetin örneğidir. Bu insanlar yahafuna yevmen tetakallabu fihi'l kulubu vel absar kalplerin döndüğü, heyecanla küt küt çarptığı, yine gözlerin döndüğü o günden korkar, ona göre hayat nizamı çizerler ve kendilerini bu çizgide yürüyen insanlar haline getirirler. Duygusunun içerisinde Rabbimiz överken onları ne diyor? Ticaret onları oyalayamaz. Kendi hırs dünyasına çekip de meşgul edemez. Allah'ın zikrinden alıkoyamaz dedikten sonra ayrıca alışverişi zikrediyor. Pekana yani ticaretle alışveriş birbirinden farklı şeyler midir? Biri diğerinin içindedir ama özelliklidir. Her alışveriş ticarettendir. Ama her ticaret alışveriş değildir. Ticaretin çok daha değişik boyutları var. Kurulan ortaklıklar var. Mal üretimi var üretim ticarete soru bu var. Ticaret daha geniş çerçevelidir ve daha ziyade meslek adıdır. Tacir diye bu işi meslek haline getirene denir. Alışverişe gelince her insan alışveriş bir nevi yapmak zorundadır veya yapmak zorunda kalır. Her yapılan karşılıklı alışverişler hemen hemen her insanın ömründe belki çok binlerce kere Belki de ana yani az evde mesul o değilse, az da olsa mutlaka yaptığı şeydir. Ama her alışveriş yapan insana elbette ki tacir denmez. Ama Cenab-ı Allah orada ticaretin genelini hatırladıktan sonra, ayrıca alışverişin içerisindeki en çok ticaretin dalı olan, fiilen gerçekleştiren dalı olan alışverişteki o incelikleri, o hırs yarışında bir nevi hatırlaşılmış oluyor ve bunların Allah'ın zikrinden namazı da hakkıyla edadan insana alı koymayacağı insanların metedilmeye layık olduğu insanlar olarak dile getiriliyor. Şimdi tabii insanlar mesleğin kadrini bilirlerse, hakkıyla eda için çalışırlarsa, dürüst olarak davranırlarsa, ve gerçekten ticari alanda bir Hazreti Ebu Bekir gibi, bir Ebu Hanife rahmetullahi aleyh gibi, bir Abdullah İbni Mübarek gibi ve diye nice insanlar gibi mesleğin içerisine cömertlikleriyle, hayra vesile oluşlarıyla, nice hayrın kapısını açışlarıyla yine gönüllere taht kurmayı başarırlarsa hem dürüstlükleriyle hep yaptıkları hayırla inanın bu mesleğin itibarı geri dönecektir. kadro kıymeti yeniden bilinmeye başlayacaktır. İnsanlar o da tüccarlaştı şeklindeki bir ithamla yüz yüze gelmeyeceklerdir. Bu çerçevenin içerisinde insanlarımızın hem kendi mesleklerin kadrini bilerek hareket etmeleri ve mesleklerin onurunu önceden olan ahilik teşkilatının olduğu gibi koruyarak hareket ederlerse çok şey değişecektir. İnsanlarımız bu şuuru taşımalıdırlar. Bu güzelliği elde etmenin yarışı içerisinde elbette ki olmalıdırlar. İyi düşününüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinin içerisinde ayrıca söylediği bir şey vardır. Diğerlerini hatırlattıktan cahiliye adetlerini ve zihniyetlerini ayak altına aldığını ilan ettikten sonra Peygamber Efendimiz borç ödenmelidir. Kefil olan kişi kefaretinden mesuldür diyor. Borçların zamanında ödenmemesi iyi düşünüyoruz. Günümüzde nelere sebep oluyor, nelere gündeme getiriyor iyice bir hatırlayalım. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu yıllar bize çok kötü bir şey öğretti. Borcu bir hafta geciktirirseniz, bir ay geciktirirseniz, iki ay geciktirirseniz, ne kadar geciktirirseniz o kadar karlı çıkarsınız. Bu giderek neredeyse ahlakımızın parçası oldu. İnsanlarımız kendisi dürüst olsa bile kendi borcunu ödemek için alacağı diyelim ki 10 ayın 10'unda olacak olsa ayın 20'sine 25'ine nasıl olsa gelir o zamana kadar diyerek söz veriyor. Ama ayın 10'u oluyor, kendi alacağı gelmiyor. Ayın 15'i oluyor, gelmiyor. Israr ediyor, gelmiyor. 25'i olur, gelmiyor. Gelmeyince ne yapıyor? Ya böyle bir alacağım vardı, gelmedi. İnşallah gelir, gelmez, size vereceğim diyor. Bu şekilde söz veriyor. Ama sözünü yerine getiremiyor. Diğer insan bahaneler buluyor. Bu da ilk önce ödenmeyişi bahane buluyor. Sonra başka bahane bulmuyor, alışıyor. Giderek bu hem borçlunun ahlakı haline geliyor, hem alıp da parasını verecek olan diğer insanın ahlakının bir parçası haline geliyor. Çünkü bu zaman zarfında o da bahane bulmayı öğreniyor. Belki ondan alacak insan bir başkasına söz vermiştir veya bir başka ihtiyacını karşılaşacaktır. O da istediği gibi olmuyor. Hepsinin arasında kıvranıp kalıyor. Bu öyle bir zaman dilimi haline geldi ki bu zaman dilimi giderek ne oldu? İnsanlara bahane bulmayı borcu zamanında ödememeyi, borcu zamanında ödemeyerek kazanç elde etmeye çalışmayı öğretti. Hala bu musibetten ciddi şekilde kurtulamadık. Buna bir de insanlarımızın büyük meblağlar içeren şeyleri ödememesi, geciktirmesi, gecikme ödemek için başka bahaneler araması, borçtan alacaktan düşürtmeye çalışması ve diğer ayak oyunlarını eklerseniz ortaya hiç de güzel bir manzara çıkmıyor. Evet ticaret ahlakla beraber güzeldir. Ahlakı yan yana getirince yine o fıkhi hükümlerin kemalini ve güzelliğini elde etme bu sayede elde edilir. Giderek bu sefer hak ve hukuk çiğnenmeye doğru dönüşüyor. Kul hakları artıyor. Insandaki bu damar zayıflayınca giderek insanlar kendi kendilerine de bahane bularak şeytanın da süslemesiyle kendilerini haklı çıkaracak adımlar atmaya başlıyorlar. Bugün cemiyetimizin içerisinde ticari ayak oyunları şeklinde bir hazırlık yapılsa, bir araştırma yapılsa kaç türlü ayak oyunu var. Alım satım yapan insanların, büyük şirketler hatta devlet adına kaç türlü kendilerine mazeret buluyorlar, ayak oyunu buluyorlar. Bunlar şayet yazılı halde dökülecek olsa ortaya çok dehşet bir manzara çıkacaktır. Onun için ticaret meslek olarak kıymetlidir. Malları pazarlamada söylenecek sözler oldukça kıymetlidir. Alırken söylenecek sözler oldukça kıymetlidir. Kalite elde etmeye çalışırken atılan adımlar, yapılan masraflar veyahut da kaliteyi yakalamak için yapılan araştırmalar son derece kıymetlidir. Bunlar yan yana gelince şüphesiz elbette ki İnsanların dikkat etmesi gereken, kendine değer kaybettirecek veya kazandıracak unsurlar elde ettiği hal ve hareketler olarak gözümüzün önüne geliyor. Bir de insanlar ticarette mesleği seçerken veya ticari bir alan seçerken gerçekten hem insanlara bir hizmeti sunma güzelliği yakalamalılar hem de alın teriyle helalinden kar elde etme güzelliği yakalamak için çalışmalıdırlar. Öyle bir şey buluyorsunuz ki, cemiyete faydalı. İnsanlara faydalı olduğu için siz huzur duyuyorsunuz, yeni bir yubuluş yapmış oluyorsunuz. İnsanların herhangi bir fiilini ve amelini kolaylaştırmış oluyorsunuz, onlara hayra vesile oluyorsunuz. Maden aynı şekilde davanıza inandığınız yola da hizmet etmiş oluyorsunuz. Ve böylece yaptığınız işte de kendiniz huzur duyuyorsunuz. Gönül rahatlığıyla Allah'a hamdü senalar olsun kazanıyoruz ama insanlığa da böyle bir hizmet sunduk şuurunu kendinizde hissetmeniz elbette ki gönül sururu, gönül huzuru vericidir. Kardeşlerimiz bütün bunlara dikkat ederek eğer ticari hayatları bunun üzerine oturturlarsa elbette ki çok daha güzel olacaktır hanelerimizde huzur duyacaktır. Bunu şunun için söylüyorum. Bir kazanç evi düşününüz. Vaktiyle birisine söylemek zorunda kalmıştım. Bir kasabaya ne yazık ki içki satılan ilk defa açılıyor. İçki satılan bir yer açılmıştı. Gelip geçene de orayı tanıtmak için güler yüz gösteriyorlar. Kapı önünde bir ihtiyacın var mı kabilinden yanımdaki insana oral olduğu için sordukları için sordular, konuştular sonra dayanamadım. Dedim kurduğunuz şu müessese buradan kar elde edeceksiniz. Götürüp çoluk çocuğunuza yedireceksiniz. Bu kurduğunuz yer kaç eve ateş düşürecek farkında mısınız? Kaç aile bunun yüzünden kavga edecek? kaç baba, kaç ağabey, kaç oğul evine götüreceği meyvenin, sebzenin parasını size verecek. Onun yerine eve sarhoş gidecek. Evde huzursuzluk olacak. Evin gıdasını siz sömüreceksiniz. Burada sarhoş olan insan kim bilir kaç suç işleyecek, kaç cinayet işleyecek. Kaç ailenin dirliği bu dükkan yüzünden bozulacak? Ve siz böyle bir hizmet yaptığınızı zannederek buradan kazandığınız parayla yavrunuza gıda alacaksınız, yedireceksiniz. İçiniz rahat edecek mi? Öyle deyince donup kalmıştı. Hadisenin o tarafına bakılmıyor. Kaç para gelecek? Ne kadar gelecek? Ne kadar zamanda gelecek? O rezil haneler kurulan, haram üzerine korulan şeyler kaç yuvayı bugün dağıtıyor? Çağdaşlığın buna rağmen bir gereği olarak kabul ediliyor. Düşünün, aklınızdan geçirin. Kaç tane şöyle sayın dükkanlardan, kaç tanesi lüzumsuz, kaç tanesi zararlı. Onun yerine insanların ihtiyaçlarını giderdiği, gıdalarını aldığı, kendi evine bir şey aldığı zaman huzur duyduğu yerler çoğalacak olsa, dürüstlük çoğalacak olsa, hizmet aşkı ve iştiyakı çoğalacak olsa, Allah'a hamdü senalar olsun kasamıza böyle bir şey getirdim. Kasabamız bu sayede şunlara 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 kavuştu denecek olsa elbette ki ticari hayat çok daha güzel olacak. Kazançlar daha helal olacak. Helal kazançla yetişen yavrular ve çocuklar elbette ki çok daha güzel olacaktır. İnşallah bu senenin çerçevesi içerisinde adım adım bunları paylaşacak. Bunlarla ilgili bilgileri inşallah derledeceğiz. Misaller vereceğiz. Yine hayatımızın içerisinden örnekleri paylaşmış olacağız. Tabii kardeşlerimiz bir taraftan soru sormaya başladılar. Birincisi online alışveriş sitesini bir aracı kılarak komisyonlu satış yapmak caiz midir? Yani aracı site sattığımız malın fiyatının belli bir oranını kendisine alıyor diye soruyor kardeşimiz. Şimdi alışverişte müşteriyle satıcıyı buluşturma bir hizmet kabul edilir. Ne gibi? Emlakçılar gibi yine aynı şekilde araya giren diyelim ki birisi arabasını satıyor bir tanesi de araba arıyor. Bu iki insanı buluşturmak bir hizmet kabul edilir. Bunun ücreti caizdir. İslam hukukunda buna simsariye denilir. Eskiden çok kullanılırdı. Özellikle hayvan alışveriş yapanlarına veya müşteriyle satıcı bulanlara simsar tabiri kullanılırdı. Ama geneldeki İslam hukukundaki adı bunun simsariyedir. Ücretine de bu isim verilir. Hem mesleğin adı hem ücretin adıdır. Ee, bu caiz. Online olarak da müşteriyle satıcıyı buluşturma e, elbette ki yani bir hizmettir. Bunun karşılığı olarak belli bir komisyon e, yine kesilebilir. Şimdi burada yalnız online satışlarına bir sıkıntı var. Eee ...hiyar-ı rüye diye, görme muhayyerliği diye bir muhayyerlik vardır. Bir mal, standart bir mal sistemi değilse... ...yani bütün mallar aynı değilse... ...bir tanesini görmek, bütününü görmek gibi olmuyorsa... ...gören müşterinin gördükten sonra kabul veya red hakkı vardır. Kabul veya red hakkı varsa... ...ve buna dayanarak bir insan malı kabul etmiyorsa gördükten sonra... ...satıcının bunu geri alması... ...bu sistemin de kurulması lazım. Dolayısıyla... E, ...karşılıklı hak kayıpları yaşanmıyor ise... ...bunda sıkıntı yok. Network marketing işi yapmak... ...doğru mu diyor? Yani inceliklerin... ...doğrusu network market işinin... E, ...tam bildiğimi söyleyemem. Ama aynı şekilde yani piyasaya... ...takdim edil, ediliyor. E, ve bu şekilde satış yapılıyorsa... ...sıkıntı değil. Yani... Bir şeye caiz değildir demek, bir şeye caiz demekten daha zordur. Yani haramdır demek kelimesini kullanmak daha zor bir daha davranıştır. Haliyle ortada meşru bir mal varsa ve bu meşru malın silsile halindeki satışı da olsa bu silsile halindeki satış da caizdir. Süle belirtilmemiş şahsi borçlarda ticaret ahlakı nasıl olmalıdır diye bir kardeşimiz soruyor bundan anladığım yani ticari borç bizdeki borç iki türlü öyle öyle diyelim. Genel bugünkü hukukta borçlar hukuku denilen şey İslam hukukunda tek değildir borç. İslam hukukunda bir mal satın almışsanız bundan dolayı borçlanmışsanız bunun adı deyindir. Bunun karşılığı İslam hukukunda tekrar ediyorum deyindir. Ama birisinden ödünç para almışsanız bunun adı karzdır. Onun için insanlar iyilik manası da taşıdığı için Karzı Hasen ifadesi kullanırlar. Başka isimler de var. Yani tekrar ediyorum günümüzdeki borçlar hukuku birçok şeyi borçlanmayı içerisinde almakla beraber İslam hukukunda borç birkaç çeşittir ve hükümleri birbirinden farklıdır. Ben sizden araba satın almışsam bu arabayı diyelim ki gelecek yılın haziran ayının 20'sinde ödeyeceğim diye söz vermiş anlaşmayı buna göre yapmışsam... İslam hukukunda bunun adı deyimdir. Bu insan benden bu parayı Nisan ayında istese, Haziran gelmeden Nisan ayından istese hayır diyebilirim. Ben bunu size Haziran ayının 20'sinde ödemeye söz verdim. O tarih gelince ödeyeceğim desem bunda ben haklıyım. Daha önce benden istenemez. Belki dostluk yoluyla istenir. Durumun müsaitse veririm. Bu karşı tarafı sevindirir. Dostluğumuz güçlü güçlenir. Ama vermeme hakkım vardı Çünkü fiyat ona göre konmuştur. Ben kendimi ona göre ayarlamışımdır. Ancak karz dediğimiz şey yani borç birisinin size ödünç para vermiş olması e, ayrı bir şeydir. Karzdır ve zamanla sınırlanması mümkün değildir. Yani anlaşsak ki aramızda o zamana kadar dedim ki ben Haziran'ın 20'sine kadar bu para bana lazım olmaz. O zamana kadar hazırlıklarını yap bu parayı bana Haziran 20'si gelince ödersin diye konuşsak hatta bunu yazıya geçirsek bile bu parayı bu insan benden Nisan ayında da Mart ayında da Ocak ayında da isteme hakkına sahiptir. Ya biz böyle konuştuk. Hayır olmaz bağlayıcı değildir. Çünkü ben size bunu ödünç olarak verdim. Siz bana bunu daha ben ihtiyaç duyduğum an vermelisiniz. Belki dostluk gereği şöyle olur. Tamam anladım. Ama çok hazırlıksız yakalandım. İnşallah derlemeye çalışayım. Eşlere, dostlara bakayım. Size ödemeye için gayret edeyim. Bana birazcık vakit verin. Siz de yardımcı olun. Tamam buna bir şey demedik. Ama tekrar ediyoruz. Karz denilen borçlar, ödünç verilen paraların tarihleri bağlayıcı değildir vaktinden çok daha evvel isteme hak ve salahiyetine sahiptir. Bu gerçeği unutmayalım. Çünkü bu yüzden kavga eden ve neticede insanlarımız birbirine borç vermez hale geldi. Şöyle diyelim. Sen benden gelip borç para istediğinde benim sana vereceğim yoktu. Sen benden istedin, ben de verdim. Şimdi bu para benim. Netice itibariyle ben ihtiyaç duydum. Sana vaktinden önce geldim. Senin bana borcun var. Benim sana borcum yokken sen benden isteyebiliyorsan, senin bana borcun varken ben bunu haydi haydi senden ihtiyaç duyduğum her an ve her tarihte isteyebilirim. Bir başka soru tabii. Batıl yol ile para kazanan eşin parasından evdeki hanım ve çocuklar mesul müdür, şöyle diyelim rıza göstererek şayet diyorlarsa, elbette ki hoş karşılıyorlarsa, yeri gelince üzerine düşen tebliğ ve hatırlatmayı yapmıyorlarsa elbette ki mesuldürler. Değilse Rabbin mağfiretine sığınmalıdırlar. Network'ün sistemiyle satışa caiz olmadığını biliyorum. Yani nereden biliyor arkadaşımız bunu da bilmek istiyorum. Tekrar ediyorum network'ü çok iyi tanıdığımı ben söyleyemiyorum. Yani bu sistemle ürün almak buralarına alışveriş yapmak caiz midir? Yani zincir kurarak e, yapılan alışverişlerin adı olduğu kanaatini taşıyorum yani network çünkü birçok sistem kuruldu bu şekilde. E, dükkana verilecek kiralar işte silsilede zincirde yer alan daha sonraki tavsiye edilen zincir e, sistemine veriliyor. E, sıkıntı değil yani alınan satılan mal meşru verirse alınan mal meşru olacak ise e, sıkıntı olacağı kanaatini taşımıyorum. Bir başka soru geliyor. Banka promosyonunu kullanmak caiz midir diye soruyor bir kardeşimiz. Banka promosyonu yüzde yüz diyemesek bile yüzde seksenin üzerinde faiz sistemine daha çok benziyor. Yani insanlar maaşını bir bankadan alıyorlar. Bankalar yani bu insanlara maaşınızı bize yatırırsanız şu kadar vereceğiz, şu kadar vereceğiz reklam dahi yapıyorlar. Bu Bunun için pazarlıklar da yapılıyor. Banka o paraları çalıştırıyor. Ondan elbette ki kar elde ediyor. Bunun karşılığı olarak da bu çalıştırdığı insanlara promosyon veriyor. Bu promosyon bu yapısıyla daha çok faize benziyor. Daha çok faize benzediği için de biz caiz olmadığı, kişinin kendi kullanımının doğru olmadığı kanaatını taşıyoruz. Geri dönelim şimdi. Normalde bir kaide vardır. Mahzurlu olan mal, gideceği yer tasadduktur. Tabii mahzurlu olan malın gideceği yer mahzurun düzelmesi mümkün değilse gideceği yer tasadduktur. Ne gibi? Gasp edilen malda, çalınan malda mahzurlu bir maldır. Haram yoldan gelmiş bir maldır. Düzeltilmesi nedir? Sahibine iade edilmesidir. Bir de helallik istenmesidir. Ama bankadan alan promosyonu yeniden bankaya verirseniz siz zaten faizle muamele yapan bir müesseseye ne yapmış olursunuz? Parayla ayrıca destek olmuş olursunuz. Doğru olan bu paraların alınmasıdır. Fakirlere, vakıf ve derneklere verilmesidir. Zekat gibi değildir. Çok sadaka sayılan her alanda kullanılabilir. Kişinin bu parayı kendisi için, eşi için, çocukları için, annesi ve babası için kullanması caiz değildir. Doğru değildir. Fakir olan kardeşten başlayarak dışa doğru diğerleri için kullanabilir. Helal ticaret yapmayan kişinin ikramı kabul edilir mi? Örneğin yemeği yenilebilir mi? Ee, bu tip insanlarla düşüp kalkmak çok doğru değildir. Ama hayatın içerisinde mecbur kaldığımızda bir akraba olması sebebiyle de mecbur kaldığımız bir gerçek. Ama e, o kendisi kazanç açısından helal olmasa da... ...onun ikram ettiği şeyden yemek o kendi yaptığından mesuldür, caiz midir? Caizdir. Ama içi dışlı olmak... Yani şöyle diyeyim, sadık insanlarla beraber olun. Kendisi görüldüğü zaman Allah'ın hatırlandığı insanlar gerçek dosttur şeklindeki bir anlayış da çok uygun değildir. Ee, bu tip insanlarla düşe kalka düşe kalka insanın kendi duyguları da örseleniyor, yara alıyor. Fazla tavsiye etmiyoruz ama akrabalık bağlar sebebiyle, mecbur kalışlar sebebiyle olabiliyor. Ee, kazancın geri şekli onun sorumluluğudur, mesul odur, ikramı kabul edilebilir. Günümüzdeki ev alma sistemine faiz olmadığı iddia edilen emin evim gibi sistemlerle ev almak caiz midir? Günümüzdeki ev alma sistemiyle denirken sadece emin evim e, veya hotta bir evim veya fuzul ev gibi evler var, e, sistemler var. Eğer şu şekildeyse yani onu diyelim e, Mesela diyelim ki 100 kişi bir araya getiriliyor. Yuvarlak rakam için söylüyorum. 100 kişi bir araya getirildiğinde her ayda bu 100 kişi biner lira verecek olsa bir ayda 100 bin lira toplanıyor. İkinci ayda 200 bin toplanıyor. Üçüncü ayda 300 bin toplanıyor. Diyelim ki 300 bin toplantı bu bir ev alıyor diyen kura çekiliyor. 100 kişiden kime çıkarsa ilk ev onun oluyor. Bunun için bir hizmet parası, organizeyi yapma parası, işte kimisi adını şimdi değiştiriyorlar, kimisi dosya parası, şu parası hayır. Bu bir yani organize yapma, bir araya getirme, bu şekildeki bir sistemi kullandırma bir hizmet parasıdır. Bu hizmet parası caizdir. Tabii bundan ek olarak yani esasen bu müesseseler büyük ev alımları yaptıkları için anlaşma yaptıkları yere. Oradan da ev fiyatlarını düşürerek para kazanabilirler. Ama netice olarak bu şekildeki bir organize ile ev almak da caiz. Bundan müessesenin ücret alması da caizdir. Evet, Başka ayak oyunları yoksa şu şekildeki bir akit caiz. Bir başka soru geliyor. Tabii sigara gibi bedene zarar veren maddelerin ticaretin yapılması caiz midir? bir şeyin alışverişinin yapılması yani o şeyin hükmüne bağlıdır. Yani sigaranın hükmü neyse alışverişinin hükmü de odur. Sigara üç mezhebin üçünen kaidelerine göre usulü fıkıhtaki kaidelerine göre haramdır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin usul kaidelerine göre tahrimen mekruhtur. Tahrimen mekruhtur demek mekruh kelimesi geldiği için basit bir şey demek değildir tahrimen mekruh, haram derecesinde mekruh demektir. Çok açık ayetle haram kılınmadığı için bu isim kullanılır. Hanefiler biliyorsunuz ayetle ve başka manaya gelmeyecek şekilde haram kılınanlara haram der. Onun için Hanefiler haram kılınmayan, kılınan bir şeye helal diyen insana küfürle itham ederler. Neden? Ayeti inkar manasına geldiği için. Onun için tahrime mekruh derler. Yoksa bu hükmü hafifletmez. Diğerleriyle o açıdan baktığında aynıdır. Çok ciddi zararları sabittir. Cemiyete zararı vardır, insanlara zararı vardır, insanın kendi bedenine zararı vardır. Hatta ziraata bile zarar vardır, devletlere zararı vardır. Birçok devletler bunu kendi bünyelerinde yasaklamayı veya azaltmayı prensip haline getirmişlerdir ne yazık ki diğer ülkeleri bu yönde kışkırtarak tiryakisini çoğaltıyorlar zararlıdır. Bunu satmak da aynı şekildedir. Ancak sigara ile ilgili olarak söylemiyorum. Bazı zararlı maddeler var. O maddeler faydalı bir iş içinde kullanılabiliyor. Zararlı bir iş içinde kullanılabiliyor. Müslüman faydalı tarafını düşünerek onun alışverişini, satımını yapabilir. Ne gibi? Afyon sakızının satımı gibi. Ondan eroin de yapılıyor. Veyahut da kenevir gibi kenevir çok kıymetli bir bitkidir ama insanlar ondan nice helal ve güzelliğini bırakarak gittiler esrar yaptılar esrar üretmek için kullanıyorlar ama tekstil de çok güzeldir ee, özellikle yani kırtasiye işlerinde çok güzeldir hava temizliği hatta radyasyon temizliğinde müthiş bir bitkidir ve ben bütün buna rağmen 99 tane faydası bırakıldı gitti esrar yapıldı oradan doğru satılmaya çalışıyor Ekimi ve dolayısıyla hayra kullanılması satımı caizdir. Hayırlı taraf düşünerek ancak bunu kötüye kullanan, esra için kullanan veya afiyonu eroin için kullanan şiddetle cezalandırılmalıdır. Çünkü yeryüzünde fesat yayma bölümüne de girer. İyiye ve kötüye kullanılması caizdir. Onun için alım satımı caizdir. E demekle e sigarayı kastetmediğimizi şunun için söylüyorum. Sigaranın iyiye kullanılan hiçbir tarafı şimdiye kadar bilinmiyor. Belli oranda bilmiyorum ilaç sanayinde kullanıyorsa bu kadar e, üretilmeli, o kadar satılmalı, ona da bir sınır getirmelidir. Buna da ne diyoruz usulü fıkıhta? Setti zirai ismini kullanıyoruz. Bir başka soru geldi. Anne ve babanın borcu var, fakat ödemiyorlar. Maddi durumu iyi olan çocuğu veya çocukları bu borçtan mesuller mi? E, bu borcu ödeme ile yükümlüler mi? Değiller ama borç şöyle diyeyim gerçekten anne baba zora düşerek bu borcu edindilerse eğer bu borcu eğer çocuklar öderlerse bu anne babaya mürüvvetten evet en güzel örneklerinden birisi olur. E, gerçekten takdir edilir. Anne babanın e, dostlarına dostluk göstermek en güzel anne baba hürmetlerinden sayıldığı gibi borçlarını karşılamak da onlandır ama bazen anne babalar Beklenmedik ki e, İslam şuuruyla uyuşmayan borçlar da edinebildikleri için e, bunu açık gönüllülükle doğrusu söyleyemiyorum. Hayırlısı diyelim ama borç gerçekten yani ev yapmışlar, ev yapmak zorunda kalmışlar, çocuk evlendirmişler, başlarına bir şey gelmiş. Bunlardan dolayı şayet borç edinilmişse çocuk da bunu ödeyebilecek durumdaysa, öderse büyük hayır işler. Miras günü geldiğinde de yani diğer kardeşlerin bunu bilerek, Mirası ona göre e, paylaşmalara da yine mürüvvetin bir başka gereğidir. Ama şayet e, diyelim ki boşlu e, anne baba ölürse miras biliyorsunuz e, ölen insanın geriye bıraktığı mal değildir. Ölen insanın geriye bıraktığı mala nereye denir? Terike denilir. Miras denmez. Terike denilir. Terikede ilk hak borçtur. İlk önce borçlar ödenen ilk, ilk, ilk hak e, affedersiniz. İlk hak nedir? Ölenin teçhiz ve tekfinidir. Ölen insan hazırlanacak. Kabre konuluncaya kadar olan şeye biz ne diyoruz? Teçhiz ve tekfin diyoruz. Birinci hak budur. İkinci hak diğer haklardan önce gelen hak nedir? Borçtur. Borçları ödenecek. Borç ödenmeden mirasa miras denmez. Kalan mala miras denmez. Borç ödenecek. Şayet vasiyeti varsa vasiyetler yerine getirilecek. Yoksa zaten ondan sonra kalan nedir? Mirastır. Tekrar ediyorum. Birinci hak teçhiz tekvindir. İkinci hak borçlandır. Borçlardan ve vasiyetlerden sonra geriye kalan mirastır. O zamana kadar miras değildir. Evet bir soru daha var. Onu da paylaşalım. Online döviz ve kıymetli maden alım satımının hükmü nedir? Siz sistemden diyelim ki dövizi aldınız hesabınıza girdi. Sizin ödediğiniz para da onların hesabına girdi. Bu şekilde bunlar teslim almak kabul edilir. Yani biliyorsunuz döviz alışverişlerinde zaman devreye giremez. Bir saat bile, yarım saat bile devreye girmesi doğru değildir. Ben dövizimi vereceğim, karşılığında Türk parasını alacağım veya Türk parasını vereceğim, döviz alacağım. Bu nevi mübadelelerde nedir? Sarf mübadelesi deniyoruz biz buna. Zaman devreye giremez. Fark olabilir. Yani dövizin birisinin fiyatı olabilir, birisinin fiyatı şu olabilir. Bunda sıkıntı yok ama zaman olmayacak. Şimdi burada da online'da da karşılıklı hesaplara girdiği için biz teslim ve tesellümün halk tabiriyle al kuzumun ver kuzumunun gerçekleştiği kanaatini taşıyoruz. Bunun caiz olduğuna inanıyoruz. Kıymetli maden alımları biraz bulanık. Neden bulanık? Gerçekten benim altının benim hesabıma adı giriyor ama kendi giriyor mu? Böyle bir sıkışıklık var. Bankalarda çok defa sanal olarak altın varlığı biliniyor, gerçek altın varlığı bilinmiyor. Bu yani altın alımlarında, gümüş alımlarında belki gümüşte o kadar yoktur ama altın da platin gibi alımlarda e, sanallığın gerçeğin yerini aldığı dilden dile dolaşıyor ciddi şekilde e, do, dolaştığı için söylüyorum. Biz o yüzden tereddütlü bakıyoruz. Tekrar ediyorum e, hesaplara girmedikçe teslim ve tesellüm gerçekleşmedikçe sarf muamelesi dediğimiz kıymetli maden alımları ve döviz alımlarına biz e, caizdir diyemiyoruz. E, maden alımında bu açıdan dikkatli olmasında fayda vardır. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzeriniz olsun. İnşallah dersimize de sorulan sorulara da cevaplara da gelecek günlerimizde devam edeceğiz. <laughs>